Kolumu gir. Evet arkadaşlar. Aslında biz sokak röportajı şeklinde yapacaktık ama o kadar soğuk ki biz size anlatamam. Onun için bir dükkan var. Dükkandan şimdi müsaade alacağız. Bize izin verirlerse dükkanda röportajımıza devam edeceğiz. Yoksa çok soğuk. Biz de... Gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşımız Aygül'ü tanıyalım. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Aygül. Türkmenistanlıyım. Buraya da 6 yıldır burada kalıyorum, yaşıyorum, okuyorum. Yüksek lisansın uluslararası ilişkiler bölümünün 1. sınıf öğrencisiyim. Hem okuyorum hem çalışıyorum ve böyle geçiniyorum. Evet Aygül. Bir kadın olarak da Rusya, Tataristan, Kazan nasıl karar verdin? Neden Rusya? Neden Rusya? Evet, hep bu soru var ya, neden Rusya? Küçüklükten 5 yaşımdayken ailemle otururken ben söylemiştim aileme. Ben Rusya'ya gideceğim, ben Rusya'da okuyacağım diye. Ve hayatın bilmiyorum ama hayatın değişimimi, hayat sağladım böyle şey. Okulu bitirdim. Türkmenistan'da kalmak için 2 üniversiteye başvurusu yaptım. Yani sınav verdim ama geçemedim. Ve karar verdim ki Rusya'ya gideceğim, okuyacağım. Ve eğitimi güzel. Yaşam tarzı bizimki de aynı değil ama değişiklik olsun diye hayatımda buraya geldim. Ve burayı seçtim. Yani hayalimdi. Hayalimdi, evet. Peki buradaki eğitimi nasıl buluyorsun? Burada eğitim nasıl desem, eğitimi iyi veriyorlar ve kendini göstermek için, yani öğretmenlere kendini göstermek için ve hayatta bir başarı kazanmak için Rusya derim ve kazandığı üniversitesi olsun, diğer üniversiteler olsun, yükselmek için çok bir iyi yer. Eğitim kalitesi yüksek diyorsunuz. Evet, evet, öyle diyorum. Peki, hemen döneceğim size. Şimdi burada hem çalışıyoruz, hem okuyoruz. Zor olmuyor mu? Oluyor ama zorluklara baş etmek için içinde acımaması gerekiyor. Evet, yeter ki isteyin. Evet. İstediğinizde her şey oluyor. Aygül, buraya dışarıdan gelecek olan, senin gibi böyle eğitim aşkıyla dolu, kendilerine hedeflerini belirlemiş, kendilerini buralarda eğitime adayacak olan genç kardeşlerimize ne önerirsin? Mantlarınızı giyinin. Evet. Çok mantlarınızı soğuk. Yanınıza alın çünkü çok soğuk. İçinizde okumak için sevgi olsun ve azim olsun, yeter ki. Ve eğlence için gelmeyin. Eğlenmek burada. Eğer okulla eğlenmek arasında tutmak isterseniz okuldan atılabilme şansınız da olabilir. Devamsızlık çok önemli devamsızlık, burada. Evet, devamsızlık çok önemli. Çünkü okula gitmek ve okumak, eğer vaktiniz olursa çalışmak çok iyi bir şey bence. Evet arkadaşlar, eğitim sistemi gerçekten çok kaliteli. Neden mi? Bunu nereden biliyorsunuz? Burada öğrendiklerimiz var, soruyoruz. Mesela tıp okuyan bir öğrenci, tıp okuduğunda beden eğitiminden geçmesi gerekiyor. Beden eğitiminin çok iyi olması gerekiyor. Diğer dersleri zayıf olsa bile beden eğitimi dersi zayıfsa bu öğrenci kalıyor. Siz, evet, sizce neden? Beden eğitimi dersi çok önemli. Yani her hafta derslerimiz var. Neden? Eğer bir insan kendi sağlığına, kendi bedenine değer vermiyorsa bir başkasının sağlığını da düşünemez, değer veremez. Evet, böyle bir anlayış içerisinde, böyle bir eğitimin bulunduğu yerde eğitim tabii ki kalitesi yüksek olacak. Ama dediğim gibi bu yalnızca burada Aygül arkadaşımızın da dediği gibi seçiminizi yapmanız gerekiyor. Buraya eğlenceye, anne baba parası yemeye mi geleceğim, eğitime mi geleceğim? Gerçek amacınız eğitimse bence başaracaksınız. Şimdi bunları anlattık. Belki zorunuza gidebiliyordur.
Kusura bakmayın, gerçekleri konuşmak gerekiyor. Aygül, burada yaşıyorsun. Bir öğrenci ne kadar bir aylık olarak, gider olarak yaşam standartları nedir burada? Yurtta kalıyor. Ne kadar bir parayla, bütçeyle bir ayını tamamlayabilir? Eğer yurtta kalan öğrenci ise 200-250 dolarla geçinebilir. Alkol ve sigara içmiyorsa yani. Eğer yurtta kalmayıp ev kiralıyorsa ve ya da oda kiralıyorsa 350-400 dolar gidebilir. Evet. Şimdi Aygül arkadaşıma sormak istiyorum. Yeniden hayata başladınız. Hayatınızı, eğitiminizi nerede tamamlamak isterdiniz? Bence Rusya'da derim. Yine de Rusya. Kazan olsun, Peter olsun, Moskova olsun, Rusya derim. Sen şu anda eğitimini Kazan'da tamamlıyorsun. Evet. Daha öncesinde diğer şehirlere gittin diğer mi? Diğer şehirlere gittim, evet. Peki bu şehirler arasındaki farklılık, yani eğitim olsun, ekonomik olsun, yüksek bir fark var mı? Ekonomik olarak azıcık fark eder. Yani 50 dolar falan fark eder. Yaşam tarzında, yaşam koşusunda. Ama okulunda hayır. Okulu aynı. Yani Rusya'da okul kaliteleri aynı. Evet, evet. Her yerinde aynı. Evet, değil mi? Ne kadar zor oluyor. Buradan konuşurken rahat oluyor. Annemizden, babamızdan, ailemizden ayrılık geliyoruz. Zor mu? Zor ama zorluklarla baş etmek gerekiyor. Önünde sonunda ayrılacağız. Önünde sonunda başka bir okul için, yeni hayatımız için ayrılmamız gerekiyor. O yüzden zor olsa da, nasıl olsa da baş etmemiz, kendi ayaklarımızın üstünde durmamız gerekiyor. Kesinlikle. Ve bunu ben kendim ailemle ayrılırken öğrendim. Evet. Ben de bir yurt dışına Kazan'a bir öğrenci, evlat gönderen bir baba olarak şunu söyleyeyim ki gerçekten aile olarak da çok zor. Koşullar, çocuğum ne yapıyor? O sıcaklarda, -30'larda, ben burada sıcaklarda kavrulurken o orada şimdi donuyor. Yemek yedi mi? Şunu yedi mi? Bunu içti mi? Şu var mı? Bu yok mu? Bir çok büyük bir endişeler yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ama şunu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Ben şimdi geldim. Eşimle birlikte tamamıyla burayı gezdik, dolaştık. Bütün alışveriş marketlere kadar, hatta bizim semt pazarı dediğimiz pazarlara kadar gittik. Şunu gördüm. Burada aradığınız her şey var. Gerçekten. Şimdi ben o kadar rahatım ki iki valiz dolusu gıda maddesi getirdik. Buraya geldikten sonra pişman oldum mu? Evet oldum, çünkü burada varmış zaten. Kendime yük etmiş oluyorum. Ama bu nedir işte, biraz önce anlattığımız gibi. Çocuğumuz işte yiyeceğinden, içeceğinden, şundan bundan mahrum kalmasın diye. Hep bu düşüncelerle birlikte, biliyorsunuz ebeveynlerimiz hepimiz aynıyız. Aygül ne kadar ailesini düşünüyorsa biz de aynı şekilde evlatlarımızı düşünüyoruz. Ama şuna da söyleyeyim. Hatta bu soruyu ben Aygül'e soracağım. Savaş var. Savaşın etkisiyle hep bana sorulur bu. Sen diyor hem de kız çocuğunu nasıl gönderdin? Savaş var diyorlar ama savaş yok. Yani bir etkisini görmüyoruz. Çünkü 23-22'de başladı ama savaş etkisini görmüyoruz. Hayat önce de öyle, öncesinde de öyleydi, şu anda öyle. Hayat gidiyor yani, savaş etkisi yok bizde. Gönül rahatlığı. Gönül rahatlığı var, evet. Evet. Şu anda aynı anlattığı gibi biz de burada yaşadık, gördük. Gördüğümüzde gerçekten şu anda o kadar rahatız ki diğer çocuğumu da ben buraya göndereceğim. Bunun rahatlığını, buradaki eğitimin kalitesini gördük, anlattık. Ve buradaki insanları gerçekten eğitime, gerçekten insanlığa değer veren insanlarla karşılaştığımızda, bu içinde tabii ki memleketin her tarafında olduğu gibi olumsuzluklar yok mu? Var. Ama çocuklarımız ayaklarının üstünde kalmalı.
Onlara ancak bu şekilde destek olmalıyız. Onları yalnız bırakmalıyız ki hayatların gerçek mücadelelerin içerisine girip kendilerini tanımaları gerekiyor. Biz eğer bunlara müsaade etmezsek bu çocuklarımıza bir zarar vermiş olacağız. Bu da benim bir ebeveyn olarak da düşüncelerim. Evet arkadaşlar, mümkün olduğunca kendi içimizde kalan soruları yanıtlamaya çalıştık. Ama sizin de demin de dediğim gibi eğer sormak istediğiniz bir soru, aklınızda olan bir şey olursa beni arayabilirsiniz de yazabilirsiniz de. Yorumlarda yazabilirsiniz. Evet, yorumlarda buna mutlaka cevap vereceğim. Kendim bilmesem bile orada Aygül Hanım, diğer kızım olsun, hepsinden yardım alaraktan sizlere gerekli doğru bilgileri vermeye çalışacağım. Sizlere sağlıklı, mutlu, huzurlu 2023'ü geride bıraktık. 2024'te tüm dünya için sağlık, savaşsız, mutlu bir hayat dileyeceğim. Sen ne dersin Aygül? Sınavım godum. Sınavım godum da.